Şimdiye kadar size CSS stillerini koyabileceğiniz tek bir yer gösterdim. Genellikle sayfanızın başındaki stil etiketinden bahsediyorum. Yine de küçük bir sırrım var. CSS stillerini doğrudan HTML elementlerinin üzerine de koyabilirsiniz. Ve seçicileri kullanmanıza hiç gerek kalmaz. Buna satır içi yani inline stiller denir. Örneğin bu başlığı somon pembesi yapmak için satır içi stilleri kullanabilirim. Bunu yapmak için başlangıç etiketinin içine girip önce style eşittir yazacağım. Bu bir HTML niteliğidir. Ve bu tırnakların içine de CSS özellik değer çiftini koyacağım. Arka plan yani background'umuzu somon olarak ayarlayacağız. Çünkü bu CSS'de bir renktir. Gayet hoş. Ve işte somon renginde güzel bir arka planımız oldu. İstersen birden fazla stil uygulayabilirim. Sadece noktalı virgül koyduğumdan emin olmam gerekiyor. Sonra bir sonraki özellik değer çiftimi yazabilirim. Çok güzel. Bu bir CSS kuralının içinde göreceğiniz şeydir ancak yeni satırlar ve seçici olmadan. Çünkü kural bu stilleri tam olarak hangi elemente koyacağını bilir. Satır içi stilleri kullanmak ilk başta biraz zor olabilir. Çünkü geçerli bir HTML söz dizimi içinde geçerli CSS söz dizimine sahip olmanız gerekir ve hangi söz diziminin hangisi olduğunu bilmeniz gerekir. Peki satır içi stilleri ne zaman kullanırsınız? Bu çok güzel bir soru. Ben bunları genellikle bir web sayfasının ilk prototipini oluştururken kullanıyorum. Sayfanın yapısının ne olacağını henüz bilmediğimde ve bir şeyin nasıl görüneceğini hızlıca görmek istediğimde kullanıyorum. Sayfam biraz daha oturduğunda ve nereye gittiğine dair daha fazla fikir edindiğimde o zaman en iyi seçicileri bulabilirim ve satır içi stillerimi stil etiketimdeki CSS kurallarına taşıyabilirim. Satır içi stillerini daha kısıtlı ortamlarda HTML yazarken de kullanıyorum. Mesela bir e-mail pazarlama kampanyası ya da blog yazısı için HTML yazarken Ayrıca performans nedeniyle satır içi stilleri kullanan bazı web siteleri vardır. Google.com gibi. Çünkü tarayıcı için satır içi stilleri görüntülemenin, stil sayfalarını ayrıştırmak ve ardından stilleri elementlere uygulamak için çaba harcamaktan daha hızlı olduğunu düşünüyorlar. Çoğu zaman nihai web sayfanızda satır içi stillerden kaçınmanız gerekir. Çünkü bunlar genellikle daha dağınık HTML'lere yol açarlar ve bunların da yeniden kullanımı daha zor olan stilleri vardır. Yine de bu İhtiyacınız olduğunda kullanabileceğiniz harika bir araç o yüzden öğrenin derim.